İyi akşamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan çaktırsın. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama birkaç kelime ama alalım. Nasıl geçti tatil? Aşk nasıl başladı? Konser başlamışsınız değil mi? Arkadaşlar şimdi gelsin. Hop Volkan dur. Ulaş önümdesin. Önümdesin. Kaan Bey konuşmayacak mısınız? Yok, uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel. Artık teşekkür ederiz. Evet, şimdi rahatça oturdunuz. Tekrar merhabalar diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. Tamam o kadar. Önce birliktelikler, ondan sonra saatler direkt itibarsın. Öyle bir şey değil. O çok yanlış anlaşılan bir şey. Güzel, her şey çok güzel. Her şey zaman başladı. Beraber spor salonu yazılırız. Polnesköy'de mahalleniz. Spor salonu mu? Nerede yazılmışız? Polnesköy'de. Evet, Polnesköy'de. Polnesköy'de. Hayatımda iki kere falan gitmişiz. Yani. Oraya git gel, ömür bir tane yani. Ben daha önce dönüşüm falan mıydım? Bak yani işte gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyeyim. Keyfimiz çok yerinde, çok mutluyuz. Sizden de seviyorum. Çok teşekkür ederim. Konser sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka zaman konuşalım. Ne olacak? Yani, tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Olmaz. Sağ olun. Tamam çıkacağım. İyi akşamlar. Yani biraz geç kaldık konsere galiba. Yok, başlaması da daha var. Hiç merak etme. Merhabalar. Hanımefendi, konuşmak güzel bir konserdeyiz. Evet, çok güzel bir konserdeyiz. Bizim kuşağın Star'ını dinlemeye geldik bu akşam. Sonunda göğsümüzü gere gere takip edebileceğimiz bir sanatçımız oldu. Yani bizim kuşakta. Benim de arkadaşım. Çok seviyorum onu. Ezbere biliyorum bütün şarkılarını. Güzel bir gece olsun hepimiz için. Çok evet, teşekkürler. Hoş geldiniz diyelim. Peki yeni projeniz de hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aslında Barbaros Arda'ydınız. Devam edecekti ama bir anda değişimler oldu. Evet. Yeni diziden biraz bahseder misiniz? Sete başladınız mı? Sete bir hafta içinde başlıyoruz. New Amsterdam isimli bir dizinin Türkiye uyarlaması. Çok pozitif, hepimizin ihtiyacı olduğu gücü bize vermekte katkısı olacağını düşündüğüm bir iş. Umarım keyifle izler insanlar. Teşekkürler. Çok, çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sandınız mı? Beni biraz ağla sana. Haluk Levent Foça'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü rockçı kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Fazla yaklaşma. Evet, geçmiş olsun. Çünkü bugün yorgun hissediyorum kendimi. Yani onun için herkese mesafeli durmaya çalışıyorum. Böyle bir metreyi. Söyle bakalım. Ama test yapıldı galiba. Şu an negatifsiniz. Daha testimi yarın yaptıracağım. Biraz yorgun hissediyorum. Çok geçmiş olsun diyelim. Sağ olasın. Ünlü rockçı uzun zamandır Foça'da konser vermediğini anlattı. Yıllardır gelmediğim yer Foça. O kadar çok özlemişim ki sahnede olmayı. Ve bu konserin bir anlamı daha var. Bu konser tam anlamıyla Foça halkına bizden bir armağan konseri. Eğlensinler diye yapılmış bir konser. Uzun zamandır gelmemiştik. Foça Belediye Başkanımıza öyle bir proje düşündük. Bu da bizden olsun. Haluk Levent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından sahnede İzmir'in Kurtuluş Günü'nün de coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Muhteşem bir haftaya giriyoruz İzmir'in Kurtuluş Haftası'na. Zaten bugünlerde her söylediğimiz şarkı zafer coşkusuyla pekişiyor ve bizi sahnedeyken heyecanlandırıyor. Aşk şarkısı, Sevda türküsü bile söylerken
o zafer coşkusunu hissediyoruz. 2017 yılında İzmir Marşı'nı seslendiren Haluk Levent'in adı son günlerde yapılan anketlerde Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını seslendirmesi gereken isimler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak güzel her taşa. Hiçbir şey ısmarlama olmaz. Yani yürekten gelen bir şeyler yazıyorum. Belki bir şeyler çıkabilir, öyle diyelim, bekleyelim, olur mu? Ünlü sanatçıya pandemi sonrası şarkıcıların sahne ücretlerine zam yapıldığı hatırlatıldı. Pandemiden önceki ve sonraki fiyatlar, fiyat farkları. Tek ilgilenmediğim şey. Tek ilgilenmediğim, bana hiçbir sormayın. Konser sırasında sarılmak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını uyaran ve kendisini yorgun hissettiğini anlatan Haluk Levent'in ertesi gün yaptırdığı Covid test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı hastalığı kısa sürede atlattı. Arkadaşlar, hepinize fotoğraf çektirmek, yan yana şarkılar söylemek ise bugün olabildiğince uzak duruyorum. Vallahi billahi gerçekten bugün bir yorgunluk hissediyorum kendimde, ona göre. Yaklaşmayın bana, testimi yarın yaptıracağım değil mi? Şu an sağlıklıyım ama ya onun için fazla yaklaşmak istemiyorum dostlarım. Bugün beni idare edin, olur mu? Bugün beni idare eder misin? Yaklaşmayın. Hadi benim, hadi benim, benim olacaktım. Öte yandan Haluk Levent, Çatalca'da 21. Erguvan Festivali'nin açılış konserinde de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konser sırasında bir çocuk hayranıyla dans etti. Solum sol tarafım, imanım diri. Efendim. Evet, çok kısa sohbet edeceğiz. TV8 açsana. Keyifler yerinde mi? Kadir Bey, hep sonra diyorsunuz, hiç görüşemiyoruz ama biraz görmüşken de sohbet etmek isteriz. Kadir Bey, yıllardır hatta aramızda esprisini de yapıyoruz. Sete gel diyecek Kadir Bey. Tamam, şey yapmıyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi günler. Abi ben sana...